Türk-İslam sentezi ne demektir? Bu düşünüş makul mudur, nasıl olmalıdır diyor. İslam esasen kendisi herhangi bir milletle bir senteze gelip ve mevcudiyetini bu sentez içinde devam ettirmeye muhtaç bir din değildir. Zira devri risalet fenahide ona Ceziretül Arap ahalisi, yani sizin Arap dediğiniz kimseler omuz verdiler. Ve şerefle birkaç asır bu meseleyi yürüttüler. Ad değişti, Emevi, Abbasi oldu ama kurdukları medeniyetle 8 asır beşerin efkarine, kalplerine, ruhlarına hakim oldular. İlim dünyasını getirdikleri İslam esası üzerine kurdular. Binaenaleyh bu açıdan bakan bir kimse de İslam Arap sentezi diyebilirdi. Ve Endülüs'teki medeniyete İslam Berberi sentezi diyebilirdi. Ve daha sonrakilerine, mesela İran'da Ebu Hanifelerin yetiştiği o baş döndürücü muhteşem devir. Ebu Hanife Acem bir İranlıydı. O devrede İranlılar kalksa İslam ve Acem sentezi deselerdi, bu sentez durmadan değişecekti. İslam o koltuk değneğine muhtaç değildir. Belki koltuk değneğine muhtaç milletler ona dayanmak suretiyle ayakta durur, yürür, kat etmeleri gereken mesafeyi kat ederler. İslam, Kur'an-ı Kerim'in hayata, pratik hayata mal olmasıdır. Kur'an-ı Kerim ise Resul-i Ekrem'in sahih hadisteki ifadesiyle öyle bir hablullah'tır ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da beşerin elindedir. Kim tutarsa kâdehu ilel cenneti buyurulmaktadır. İslam onu cennete götürür, çeker, Allah'a yükseltir. Kim elini bırakırsa o kendi ırkçılığı içinde mahvolur Emevi gibi, mahvolur Abbasi gibi, mahvolur Berberi gibi, şeriat-ı garradan elini gevşeten Hindu gibi mahvolur. Binaenaleyh Cenab-ı Hak bu milleti aziz yaratmış da bunun izzetine vesile kıldığı şey 10 asır evvel dini mübine sahip çıkma şeklinde tezahür etmiştir. Yeseviler vasıtasıyla Türk çadırlarına, göçebe çadırlarına sızan İslam'ın alem şumul ruhu ve nurudur ki bundan 10-11 asır evvel 1000 çadırın bir senede İslamiyet'e dehaletine yol açmıştır. Bundan 1000 sene evvel 1058'de El-Kaim vasıtasıyla hilafetin şahsi manevisi Selçuki Türklerine intikal ettirilmiştir Tuğrul Bey'e. Şeriat-ı Garra'ya hizmet etme, hadim-i İslam olma şerefi altına girmişlerdir ve bununla serfiraz olmuşlardır. Bizim bütün mabedimizi, bütün imaratımızı sıksanız ruhundan damla damla İslam damlayacaktır. Mescitlerimizin kubbeleri, direkleri, minberleri, şifahanelerimizde yani eski devirde akıl hastalarını tedavi eden asabiye hastanelerinde, sinir hastanelerinde sıksanız İslam'ın ruhunun takattür ettiğini göreceksiniz. Gidin Edirne'yi gezin, ikinci Bayezid şifahanesini tetkik edin, İslam'ın damla damla damladığını göreceksiniz. Yani bütün mazimiz, mazideki mefahirimiz, medeniyetimiz tamamen İslam'a mal olmuştur. İslam'dan ayırdığın zaman ortada sana, senin milletine ait hiçbir şey olmadığını göreceksin. Bu aziz millet İslam'a sahip çıkmış. Binaenaleyh kendi aşkını, coşkunluğunu, heyecanını, civan mertliğini, cesaret ve celadetini İslam'ın muhafızı, müdafi olarak kullanmış, sarf etmiş. İslam da onun elinden tutmuş, evci kemala çıkarmış, insanlık semasına yükseltmiştir. Biz İslam'dan çok razıyız. Nasıl razı olmayalım ki? Allah'ın dinidir. Allah'tan çok razıyız, mabud-u mutlakımızdır. Resulullah'tan çok razıyız çünkü her şeyi ona borçluyuz. Bu millet yoksa hala çadırda yaşıyordu. Bu duyuş, bu anlayış içindeyiz. Müslüman Türk milletiyiz. Bunu iddiada hasılı tahsil, malum ilam olacağından size göre zait gelir, tekrara lüzum yoktur. Çok su götürür bir husus, fazla kurcaladı mı da Çapanoğlu çıkar bunun altında.